ticaret gündemine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Dış ticaret mevzuatlarındaki değişiklikleri, şirketlerin ihracat rotalarını konuştuğumuz programımızda bugün alüminyum metal sanayinin önde gelen Türkiye'deki üreticilerinden ve 2000 yılların başında Türkiye'de ilk özellikle gümrükle özel antrepo ve depolama tesisleri kurmuş olan Şahinler Metal Genel Müdür Yardımcısı Selim Yetiş bizlerle birlikte olacak. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Selim Bey şimdi faaliyet alanlarınızdan ve ihracat ve yurt içi talebi soracağım ama öncesinde pandemi dönemiyle başlamak istiyorum. Bu yıla damgasını vuran önemli olaylardan biri küresel anlamda etkilendi tüm şirketler. Dolayısıyla alüminyum metal sanayinde bunun karşılığı ne oldu? Bu yılı nasıl geçiriyorsunuz? Gerek ihracat gerek yurt içi talepte pandeminin etkisini özetleyerek başlayalım dilerseniz. Tabii ki. Bildiğiniz gibi pandemi Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ülkemizde dahil olmak üzere lockdownlara sebep oldu. Herkes evlerine kapandı. Bu sebeple de bizim üretimimizin aslında %80'ini yurt içi piyasaya satıyoruz ama bu satış yurt içindeki enjeksiyoncular, dökümcüler tarafından bu külçeler alınıp araba parçaları ve ev eşya yapılıp %100 yurt dışına ihraç ediliyor. Dolayısıyla Avrupa'daki fabrikaların pandemi sırasında kapanmasından dolayı buradaki üretim de %80 oranında durdu. Neredeyse %20 kapasiteyle 3-4 ay çalışmak zorunda kaldık. Pandeminin otomotiv sanayine dolayısıyla da bizim işimize etkisi neredeyse %80 oranında oldu 4-5 ay boyunca. Fakat arkasından Ağustos'la birlikte Eylül, Ekim, Kasım tekrar %100 kapasiteye çıktık. Ortalamaya bakacak olursanız zannediyorum bize bu yıl pandemiden dolayı %15-20 civarında bir kapasite eksikliği yaratacak. Peki Selim Bey, siz birçok alanda üretim yapıyorsunuz. Külçe, alüminyum, kablo, diğer yanda kurşun, metal sanayinde yer alıyorsunuz. Farklı üretim alanlarınız da var ama yıllık genel itibariyle kaç bin tonluk bir üretim gerçekleştiriyorsunuz ve üretim prosesleriniz hakkında da bilgi almak istiyorum. Hangi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyorsunuz? Tabii ki 142 bin metrekarelik bir işletme alanında toplam 110 bin ton yıllık alüminyum külçe ve kablo ve deoksidant üretimimiz var. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Kurşun ve çinkoyu üretimine 1978-74 yıllarında başlanmıştı. Ama onlar şu anda faaliyette değil. Şu anda sadece alaşımlı ikincil alüminyum külçe üretimi ve kablo üretimindeyiz. Bu ikisinin toplamı da yıllık 110 bin ton kapasitede. Alüminyum külçede, ikincil alüminyum külçede bahsettiğim gibi daha önce de beyaz eşya ve otomotiv sanayine ham madde üretiyoruz. Kablo sanayinde ise 2009'dan beri kablo fabrikası faaliyet göstermekte ve 2009'dan bu yana yatırımlarıyla şu anda 20 bin ton yıllık kapasiteye ulaştı. Bu şekilde. Ve 2000'li yılların başında da Türkiye'nin ilk gümrüklü özel antrepo ve depolama tesislerini kurdunuz. Buna neden ihtiyaç duydunuz? Bunun ne yönde faydasını görüyorsunuz? Çünkü ciddi anlamda bir üreticisiniz. Önde gelen Türkiye'nin alışımlı ikincil külçe alüminyum üretiminde. Dolayısıyla gümrüklü özel antrepo ve depolama tesislerinin bir miktarda şirketlerin operasyonlarına etkisiyle ilerlemek isterim. Tabii ki 2000'li yılların başında evet Türkiye'nin ilklerinde yer alan gümrüklü özel antrepo depolama alanları kurdu Şahinler Metal. Şu an bu faaliyette değil. Bizim C tipi fabrikada kendi antrepomuz var. Yani ticari değil şu anda. Sadece fabrikaya gelen malzemeleri gümrüğe uğramadan gümrük işlemlerini burada fabrikadaki antrepoda halledip 1-2 saat içerisinde fabrikaya almak için kullanıyoruz bunu. Bunun bize çok büyük faydası var. Aynı zamanda YYS'nin de olması, gümrüklerde hiçbir ham maddemizin takılmamasını sağlıyor bize. Yani şu anda bizim aylık 10 bin ton civarında ham madde alışımız var yurt dışından. Bu yaklaşık 400 konteyner ve tıra
denk geliyor. Tabii bu durumda da YYS'nin olması ve C tipi antreponun fabrikanın içerisinde olması bize hem maliyet açısından hem de hız açısından büyük bir avantaj getiriyor. Şimdi yıllar içerisinde Türkiye'deki gümrükleme depolama sistemlerine baktığımızda gelişimi nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle gerek mevzuatlar gerek e-ortama geçiş. Yani bence çok büyük kolaylıklar sağladı son zamanlardaki. Özellikle bu YYS'nin büyük firmalara verilmesi bizlere çok büyük kolaylıklar sağladı. E-ortama geçiş de aynı şekilde. Yani gerçekten eskiye oranla şu anda çok daha şirketimizin yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün bulunması sebebiyle eskiye oranla gümrük işlemlerimizi çok kısa sürede bitirip malzemeleri gümrükten çekip fabrikamıza alabiliyoruz. Evet, şimdi siz önemli bir ihracatçısınız aynı zamanda ve Türkiye'de iç piyasaya da otomotiv yan sanayine tedarik sağlıyorsunuz üretim anlamında. Peki pandeminin ihracat pazarlarında Avrupa pazarına bakacak olursak son dönemde dün Merkel'in açıklaması oldu. İkinci salgın ilkinden çok daha sert geçeceği yönünde kapanmalar gördük. Dolayısıyla ihracatta bunun etkisi ne oldu ve Avrupa pazarına alternatif farklı rotalar, bölgeler geliştirdiniz mi? Doğru. Şu anda ama hala fabrikaların kapanıp kapanmayacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Şu anki gidişatta biz volümde bir düşüşün olacağını zannetmiyoruz tonajda. Ama olması durumunda bildiğiniz gibi Uzak Doğu'da özellikle Çin'de şu anda koronavirüs diye bir şey yok. Sadece 400 tane vaka var ve bütün fabrikaları full çalışıyor. Bu dönemde de oranın sürekli ham madde talebi olmasının yüzünden biz de o tarafa doğru döndük biraz. Hatta o pandemi döneminde bir dönem üretimimizin %40'ını Uzak Doğu'ya sevk ettik. Fakat söylediğim gibi şu anda Merkel'in açıklamalarını ben de duydum ama bizim sektörde ikinci alüminyum üreticilerinin arasında yaptığımız toplantıda hala herhangi bir araba otomotiv sanayinde veya beyaz eşya sanayinde fabrikaların kapanacağını tahmin etmiyoruz. Yani bu salgın ne kadar artarsa artsın karantinanın daha büyük maliyetlere sebep olmasından dolayı herkes çalışma tarafında. Talepte bir daralma oldu mu? Ben talep tarafını açıkçası merak etmiştim Avrupa'da. Talepte bir yavaşlama gözlemlediniz mi? Evet. Geçen yani bu senenin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında %80 civarında düştü talep. Fakat şu son 4 aydır herkes %100 kapasiteyle çalışıyor. Yani salgın artmasına rağmen enteresan bir şekilde talep de kendini koruyor. Talebinde kendini koruduğunuzu söylüyorsunuz ve özellikle belki de toplu taşımadan kaçan bu konuda endişesi olanların otomotiv sanayi, yeni otomotiv sektörüne yönelmesi otomotiv satışlarını kuşkusuz talebi katladı. Bu da dolayısıyla sizin sektöre olumlu yansıyor. Çin faktörünü söylediniz. Kesinlikle. Çin faktörünü söylediniz. Ben de geçtiğimiz günlerde Çinli bir teknoloji firması yöneticisiyle konuştuğumda yaklaşık 1,5 milyar insanda artık maske dahi takmadıklarını, orada Beijing Sağlık evet. Örgütü'nün, Beijing Sağlık Örgütü'nün ancak aşılama yaptığını dile getirdi. Ağustos ayından beri aşılandıklarını söyledi. Kuşkusuz bundan dolayısıyla rahatlıkları geliyor olsa gerek. Yoksa tüm dünya kırılırken Çin'in bu kadar rahat olması bilime aykırı geliyor olsa gerek. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Yeni yatırımlar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle yerli ve yabancı yatırımcılar için ülke iklimini yeniden çok daha cazip hale getireceklerini, kimi hukuksal reformlar hayata geçireceklerini dile getirdi. Dün aynı zamanda YASET Yabancı Yatırımcılar Derneği'nin üyeleriyle de bir araya toplanmıştı. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki yatırım iklimini iyileştirme adına hangi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz ve sizin önümüzdeki dönemde yeni yatırım planlarınız var mı yurt içi veya yurt dışında? Ben dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını açıkçası çok olumlu buldum. Şu anda piyasadaki beklenti zaten bildiğiniz gibi bir güven sorunuyla ilgili. Aslında Türkiye'nin altyapısı her şeye şu anda yetebilecek kadar gelişmiş durumda. Bundan 20 sene, 30 sene önceye göre bakarsanız özellikle sanayi alanında çok güçlü üretim firmalarımız var. Evet belki çok katma değerli
üretim yapmıyoruz. Ama geldiğimiz nokta 20-30 yıl önceye göre gerçekten çok iyi bir yerde. Ekonomi Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankası Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bir güven ortamı yarattığı durumda Türkiye'ye her zaman çok fazla yatırımcı geleceğine inanıyorum. Çünkü burası potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Hepimizin bildiği gibi özellikle coğrafi konumu itibariyle Avrupa'nın arka bahçesi bile diyebiliriz. Yani bu yabancı yatırımcıya açık olunması, şeffaf olunması, böyle bir yönetimin hem dolardaki, kurdaki artışları düzenleyeceğine hem de Türkiye'nin eski günlerine geri gelmesine yardımcı olacağına çok inanıyorum. Bizim yatırımlarımız şu anda yeni bir yatırımın içindeyiz zaten. Ne bu kadar dönemde bile yatırımları kesmedik. Ne kadar bir yatırımdan bahsediyoruz Selim Bey? Yeni yatırımınızın ekonomik büyüklüğü ne kadar? Yaklaşık şu anda 1 milyon euro civarında. Slab ve BİET özellikle de yani daha başlangıç aşamasındayız. Umuyoruz ki önümüzdeki senenin içinde tamamlanacak ve üretime geçecek. Slab ve BİET özellikle hava sanayine, savunma sanayine ham madde tedariği yapabilmek için yaptığımız bir yatırım. Dediğim gibi daha başındayız. Umuyoruz önümüzdeki yıl tamamlayıp deneme üretimlerinden sonra Aselsan olsun, Roketsan olsun zaten şu anda bir ilişki içindeyiz. Birbirimize neler yaptığımızı söylüyoruz. Tamamlandığında da umuyoruz ki ülkemize hem katma değer getirecek hem de yatırımlarımızı daha da fazlalaştıracak girişimlerimiz devam edecek. Evet, çok stratejik iki sektör, havacılık ve savunma sanayine özellikle Slab ve BİET üretimi dediniz. İzleyicilerimizi biraz daha anlayabilmeleri açısından hangi ürünler nerede kullanılıyor özellikle havacılık ve savunma sanayinde bu Slab ve BİET'ler? Özellikle 7000 serisi havacılık sanayinde uçak yapımında kullanılan tarafları var. Aynı zamanda silah yapımında da kullanılan tarafları var. Tam detaylarından ben de emin değilim açıkçası. Ama şu anda dediğim gibi mühendis arkadaşlarla detaylarını da götürüyoruz. Peki şimdi gerek yurt içi gerek yurt dışı piyasada Türkiye'nin de özellikle alüminyum üretiminde öncü olan firmalarından ISO ilk yüzde de yer alıyorsunuz. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Kurdaki dalgalanma kuşkusuz sizin de bilançolarınızda birçok kalemi etkiliyordur. Ağırlıklı iç pazara üretim yaptığınızı da dile getirdiniz. Dolayısıyla kurdaki risklere, dalgalanmalara karşı nasıl kendinizi hece ediyorsunuz, koruma altına alıyorsunuz? Şimdi orada zaten biz ham maddemizin %90'ını yurt dışından aldığımız için büyük oranda dolar ve TL ile dolar ve euro ile ham madde alıyoruz. Türkiye'deki ihtiyacımız olan dönüşüme hazır ham maddeye sektördeki yetersizlikten dolayı yeteri kadar ulaşamıyoruz. Ulaştığımız ham maddeler de belli bir kalitenin altında oluyor. Bu sebeple dediğim gibi 100 bin ton üretimimiz için gereken ham maddenin %90'ını yurt dışından tedarik etmekteyiz. Tabii bu da dolar ve euro ile satın alıma yol açmakta. Ancak bunun karşılığında euro ve dolarla satış yapmaktayız. Yani ne kadar euroluk ham madde aldıysak o kadar euroluk ham madde satmaya, ne kadar dolar ham madde aldıysak o kadar da dolarla ham madde satmaya çalışıyoruz. TL'yi de aynı şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Bunda da %90 oranında başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu da bize back to back dediğimiz bu doğal bir hedge sistemini doğal bir hedge sistemiyle çalışma imkanı veriyor. Bu yüzden de kurdaki dalgalanmalardan çok fazla etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Ama gene de biliyorsunuz TL'ler, bilançolar TL olarak düzenlendiği için kurdaki dalgalanmalardan dolayı bazen şişme karlar veya aşırı zararlar da görünebiliyor. Evet Selim Bey, özellikle yılda 10 bin ton civarında ham madde ithal ettiğinizi ve genel yıl genelinde tır ve konteyner 400'ün üzerinde... Yılda 100 bin ton ham madde. 100 bin ton, hemen düzeltiyorum. Evet. Ham madde ithal ettiğiniz ve diğer yanda da
tır ve konteynerler yaklaşık yıllık 400 tır ve konteynere ulaştığınızı aylık. Hemen düzeltiyorum. Aylık ulaştığınızı söylediniz. Çok ciddi anlamda bir dış ticaretten bahsediyoruz. Büyük bir operasyondan, lojistik operasyonla. Dolayısıyla gümrük sistemleri sizin için çok daha kritik bir süreç. Türkiye'de gümrükleme operasyonlarında hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bunun çözümü yolunda neler yapılmalı sizce? Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi bizim yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunması nedeniyle şirketimizin bizim için gelen konteynerler hiçbir şey, yani çok nadir olarak denetime tabi tutuluyor. Normalde olduğu gibi tüm sistemlerden geçiyor. Sebebi de işte dediğim gibi yetkilendirilmiş yükümlü statümüzün olması. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bazı firmalara, özellikle bu tip büyük hacimli firmalara, dış ticareti de çok yoğun olan firmalara böyle bir kolaylık sağladı. Hiçbir şekilde, yani hiçbir şekilde demeyeyim tabii ki, %90 oranında bizim dışarıdan getirdiğimiz ham maddeleri denetime tabi tutmadan çok hızlı bir şekilde gümrükten çekmemize ve fabrikamıza getirmemize olanak veriyor. Bu da tabii güvenle ilgili bir şey. Şirketinizin 40-50 yıllık geçmişinde en ufak bir leke olmayınca bu tip büyük firmalara devletimiz bu kolaylığı sağlıyor. Ayrıca içeride antrepo olması, C tipi antrepo olması, tırla gelen araçların da direkt gümrükten içeriye girerken sevk alıp fabrikaya gelmesine ve fabrikada gümrüğünün halledilip malzemenin boşaltılmasına sebep oluyor. Bunlar bizim için çok büyük kolaylıklar. Ama başka firmaların bu avantajları olmadığı zaman gümrüklerde bazen günlerce malzemelerinin takıldıklarını biliyoruz. Hatta kimyhaneye gitmesi, testleri, kontrolü sebebiyle bir hafta, iki hafta kadar kaldığını da biliyoruz. Ama dediğim gibi eğer yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü ve C-tipi antreponuzu fabrikanızda açtığınız zaman bu sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Evet, siz kendinizce bu yolla birçok sorunu, operasyonlarınızı hızlandırma adına bu çözüm yolunu seçmişsiniz. Peki sektörel anlamda karşılaştığınız vergisel başta olmak üzere zorluklar var mı Sayın Yetiş? Yaklaşık 100 bin tonluk yıllık satışımızda ve üretimimizde bu alanda Türkiye'deki lider firmayız. Avrupa'da da ilk 5'in içindeyiz ama karşılaştığımız en büyük zorluklar büyük ihtimalle birçok sektörde var olan zorluklardan bahsedeceğim. Bu da merdiven altı firmalar. Ne yazık ki Türkiye'de de çok fazla merdiven altı firmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum biraz haksız rekabeti ortaya çıkarıyor. Aynı şartlarda çalışamıyorsunuz. Hatta bazen müşteriler bile, yani müşterilerimizin arasında Renault'dan tutun İsdemir, Erdemir, bütün Türkiye'deki ve dünyadaki birçok büyük firma olmasına rağmen bazen bu fiyat farklılıklarını sorgulayabiliyorlar. Elimizden geldiğince bunları açıklamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi aynı şartlarda rekabet edemediğimiz için orada bazen gerekli katma değeri yaratamıyoruz. Ayrıca firmamız, biz firma olarak çevresel sürdürülebilirlik konusuna çok önem veriyoruz. Firmamızın 14.001 çevre statüsü sertifikası sahibi olup bu konudaki tüm mevzuatlara uymaktadır. Üretim sonucu ortaya çıkan atıkların mevzuatlara uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Bunun için de bütçe ayırıyoruz. Evet. Dolayısıyla çok büyük firmalara üretim anlamında tedarik sağladığınızdan büyük bütçelerle ilerliyorsunuz. Kuşkusuz bu anlamda da özellikle operasyonların yönetiminde kimi merdiven altı firmalarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Peki denetimler ve cezalar yetersiz mi kalıyor Sayın Yetiş? Tam olarak yetersiz demeyelim ama yeteri sıklıkla yapılmadığını düşünüyoruz. Evet. Peki Türkiye'nin özellikle bu alanda markalaşması adına, uluslararası anlamda rekabet gücünü artırma adına ne gibi desteklere ihtiyaç var? Kısaca toparlayalım mı? Yani burada devletin tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her sektöre yaptığı gibi bazı kolaylıklar sağlaması hepimizin lehine olacaktır. Mesela külçelerdeki vergilerle ilgili belki bir takım düzenlemeler yapılabilir. Yurt dışından alınan külçelerde %6 vergi var.
Bu biraz bizim rekabet gücümüzü ne yazık ki negatif yönde etkiliyor. Bu konuda atılacak adımlar sektörde, bütün sektöre faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için gerek alüminyum sanayi gerekse şirket hedeflerini önümüzdeki süreçte de dış ticaret mevzuatlarında özellikle böylesine büyük üreticilerin karşılaşmış olduğu operasyonel zorlukları ve çözüm noktasında izlediği yolu bizlerle paylaştı. Şahinler Metal Genel Müdür Yardımcısı Selim Yetiş'i de uğurlayarak bir gümrük ve ticaret gündemini daha bugünlük burada noktalarken saat 19'da 60 dakikada yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.